Kişisel gelişim kendi başına işleyen bir yaklaşım değildir. Kendinizi geliştirmeniz çevrenizi de etkiler. Daha iyiye ve güzele doğru genel bir ivmelendirme yapar. Kişisel gelişim eğer olumlu bir kelebek etkisi yapmıyorsa çok da anlamlı olmadığı ileri sürülebilir. Genellikle kişisel gelişim içerikli kitaplar, makaleler doğal olarak insanları kendilerini geliştirmeleri için motive eder. Kişisel gelişim motivasyonu ile başlayan ivmelendirme doğru hedeflere yönlendirebiliyorsa kişide ve çevresinde olumlu etkilere yol açabilir. Bir de bu değişiklik kişiyi mutlu ederse çok yönlü bir kazanım gerçekleşmiş olacaktır. Kişisel gelişim ciddi bir kavram olmakla birlikte bunu gerçekleştirirken neşeli bir tavır içinde olmamamız için bir neden yoktur. Bu bakış açısıyla sizlere 12 bedava kişisel gelişim önerisi sunacağım. 1. Yata yata ancak karpuz büyür. Olmadı, çıkın yürüyün. Kafanız çalışır, sağlığınız düzelir. Adrenalin gibi vücudu dinçleştiren hormonlar yaptığınız sportif faaliyetlerle birlikte artacaktır. Enerji harcamak ve vücudunuzu fiziksel olarak zorlamak kafanızın da daha iyi çalışmasına neden olur. Böylece aklınıza güzel fikirler gelebilir. Hareketlilik ve egzersiz problemleri daha kolay halledebilecek bir düşünce durumuna geçmenize yardımcı olur. 2. Yerli dizi ve şov programlarını izlemek yerine kitap okuyun. Televizyon sizi esir almasın. Özellikle önder TV kanalları karlarını artırabilmek ve ortalama TV seyircisinin elinden kaçırmamak için bu kesime yönelik yayın yapar. Mevcut seyirci durumunu korumak amacında olan bir yayının size bir şey kazandırması mümkün değildir. Bunun yerine çizgi roman okusanız bile daha yararlı olabilir. Siz yine de kitap okuyun. Başkalarının düşüncelerinde yapacağınız yolculuklar kitapların satırlarında sizleri bekliyor. 3. Olmuyorsa kasmayın. Ara verin, sonra yeniden deneyin ya da başka bir şey bulun. Uzun süreli olarak dikkatinizi bir işe verdiğinizde bir süre sonra yorulmanız ve dikkatinizin dağılması normaldir. Dikkatinizi yeniden toplayabilmek için ara vermeniz gerektiğini söylemek için yüksek zekaya gerek yok. Sadece yaptığınız işten bir an için uzaklaşın. Dinlenen zihniniz daha önce görmediğiniz bir çözüm yolunu bulabilir. 4. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için bir uğraş bulun. Sadece tembellerin boş vakti olmaz. Boş vaktim yok diyenlere inanmayın. Eğer doğru bir biçimde yapacaklarınızı sıraya sokup önem değerlerini de kafanızda oturtabilirseniz pek çok başka iş içinde kendinize boş zaman yaratabilirsiniz. Hobiler size para kazandırmazlar ama yapmaktan keyif aldığınız boş zaman uğraşları profesyonel hayatınıza da olumlu etkilerde bulunur. Çünkü sizi mutlu ederler. İleride emekli olduğunuzda boşluğa düşmenizi de engellerler. En azından iki sivil toplum örgütüne yani derneğe üye olmanız büyük ölçüde işinizi kolaylaştırabilir. Kimi insan kaynakları yöneticileri de bu nedenle CV'lerin en sonlarında bulunan bu kısma çok dikkat eder. Çünkü kendine zaman ayıramayacak kadar çok çalışan biri açıkçası fazla becerikli değildir. 5. Öncelikle ihtiyacınızı belirleyin. Mükemmelseniz gelişmenize gerek yok. İstek yoksa olmaz. Mükemmel ancak bir an için durum bildiren bir tanımlamadır. Zaman ilerlediği sürece hep daha iyisi olacaktır. Örneğin tarihte ilk bulunduğunda at arabası mükemmel bir yük taşıma çözümüdür. Günümüzde ise kıtalar arası taşınacak değerli yükünüzü at arabası ile göndermek aklınıza bile gelmez. Demek ki ne kadar harika bir durumda olursanız olun, daha iyi olabilirsiniz. Gelişmeyi ve belki de değişmeyi istemeniz gerekir. Yani sınır sizsiniz. Tabii çok da abartmamakta fayda var. Kişisel gelişim daha iyi bir hayat için araçtır, amaç değil. 6. Eğer sizi daha iyi bir insan yapmayacaksa rica ediyorum bırakın bu işleri. Kötü bir kişilik çevresine olduğu kadar kendine de zarar verir. Dolayısıyla kişisel gelişim için çaba harcarken iyi bir insan olmak için gösterdiğiniz çabayı da buna paralel tutun.
Aksi takdirde çevrenize de size de yazık olur. 7. Korkularınızın üzerine gidin. Kendi düşüncelerinizin eseri olmayın. Korkular ve endişeler aşması zor kavramlardır. Ancak aslında biraz düşünürseniz bu tür kavramları sizi tehlikelerden uzak tutmaya çalışan beyninizin ilkel bir kısmının oluşturduğunu kavrayabilirsiniz. Kendinizi bulma yolunda bu boş korku ve endişeleri de geride bırakmanız gerekir. Kendi kafesinizin içinde esir kalmayın. Akıl zindanınızın çok sağlam ve iyi kilitlenmiş kapısının anahtarı aslında cebinizde. Öncelikle kendinizle olan mücadelenizi kazanın. 8. Büyük hayalleri gerçekleştirmek için gerçekçi büyük yetenekler gerekir. İnsanlık olarak hayal etmesek belki de pek çok yeniliği gerçekleştiremezdik. Daha iyiye doğru ilerlerken işe yarayacak hayalleri gerçekleştirmek gerekir. Büyük hayalleri gerçekleştirecek büyük yetenekler aslında gerçekçilerdir. Başkalarına imkansız gibi gelen değişiklikleri hep böyle fikir önderleri gerçekleştirir. Siz neden böyle biri olmayasınız? 9. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi genel kabul görse de kişisel gelişim hayat boyu her aşamada devam eden bir süreçtir. İhtiyaçlar piramidi, aşamalı olarak kategorize edilmiş bazı ihtiyaçların belli bir sıra gözetilerek gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtir. Bir önceki aşama yerine getirilmeden bir sonrakine ulaşılsa da eksiklik hep kendini gösterir. Kişisel gelişimde benzer şekilde eksiklerin mevcut olması halinde doğru ilerlemez. Tıp okumadan doktor olunamayacağı açıktır. Dolayısıyla kendiniz için belirlediğiniz hedefe ulaşmanızı sağlayacak altyapı olmadan sağlıklı bir kişisel gelişim de gösteremezsiniz. 10. Başkalarını eleştirerek kendinizi geliştiremezsiniz. Zamanınızı boşa harcamayın. Çözümün parçası olun, sorunun değil. Küçük insanlar kişileri, ortalama insanlar olayları, büyük insanlar ise fikirleri ve sistemi sorgular. Bu sözü duymuş olmalısınız. Kendinizi bu sözde nereye konumlandırdığınız çok önemlidir. Büyük resmi görmek için makro ölçekte yaklaşımlar yapabilmeniz gerekir. Basit ama küçük bir sorunla boğulmaktansa o sorunun nedenlerini oluşturan asıl problemi çözmek daha doğrudur. Eleştirip durmak kısır bir döngüdür. Çözüm üretmek için düşünmek ve çaba harcamak ise yaratıcılıktır. 11. Güç sahibi olmak iyidir ama mezarlıklar böyleleriyle dolu. Geriye işe yarar eser bırakın. Kişisel gelişim sizi bir takım hedeflere ulaştırır. İnsanlık için faydalı eserler bırakmadığınızda çok kısa süre içerisinde sizden geriye sadece yıldız tozları kalacağını unutmayın. Sizden geriye bir eser kalsın ki hem hatırlanın hem de bunca çaba boşa gitmiş olmasın. 12. Herkes yalanların peşindeyken gerçeği aramak iyi bir başlangıç olabilir. Gerçeği aramak belki de kişisel gelişimin en tepe noktasıdır. Bir yalan peşinde ömrünüzü geçirebilirsiniz. Bu bağlamda hedeflerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Gerçek ise zamanla tüm bu yapılanları tozlu fosillere dönüştürecektir. Gerçeği arayın. Bulamasanız bile o yolda ilerlemek dogma içinde boğulup kalmaktan iyidir. Sağlıkla kalın.